Bu bölümde emri gaib ve emri hazır konularını ele alacağız. Emri gaib derken mesela ketebe yazdı, yektubu yazar, liyektub yazsın. Yanımızda olmayan birisine bir emir veriyoruz. Mesela diyoruz ki liyektub Ahmet dersahu, Ahmet dersini yazsın. Yektubu dersek yazıyor. Yektübü Ahmet derse bu. Ahmet dersini yazıyor. Ama li dediğimizde yazsın. E, ee, li yektüb Ahmet derse bu. Ahmet dersini yazsın. Ama diyelim Ahmet karşımızda. Ketebe yektübü oradan emir üktüb geliyor. Ya Ahmet uktüb dersek. Ey Ahmet dersini yaz. Kur'an'dan bir örnek. Vel tenzur nefsun Nefis baksın, meqat demet ne takdim etti, ne hazırladı, li rad yarına. Yani her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Burada tenzur, li tenzur. Nazara baktı, yanzuru bakar ee, ve bunun çekiminde e, mesela li yanzur baksın, o baksın. Müğennesi olarak da li tenzur. Neden? Nefis müennestir. Bundan dolayı bu şekilde gelmiştir. Ve bunun çekimi şu şekilde yapılmakta. Liyansur, liyansura, liyansuru. Litansur, litansura, ne? Mana olarak liyansur yardım etsin. Liyansura o ikisi yardım etsin. Liyansuru onlar yardım etsinler. Bunu mühendisler için kullandığımızda li tensur li tensura li bu şekilde olmakta. Kur'an'dan bazı örnekler. Mesela vel yektub beynakum katibun bil adl. Vel vav veli ile alakalı. Vav'u görmezsek yektub olur bu. Yektubu yazar, li yektub yazsın. Beynakum aranızda katibun bir katip. Katip aynen Türkçe'de kullandığımız şekliyle bil adli adaletle ba harfi cer e, adli esre olarak onu okutuyor ve şununla e, bir nevi aletiyet manası ifade ediyor. E, bir katip aranızda adaletle yazsın. Fel yenzurul insanu mimme huluk. Nazara baktı. Yenzuru bakar liyenzur baksın el insanu insan mimma min ma hangi şeyden huliga yaratıldı daha evvelinde mazi fiilin meçhulünü görmüştük halaga yarattı huliga yaratıldı mimme hulik hangi şeyden yaratıldı işte felyenzur baksın el insanu insan baksın Diğer ayet benzeri bir e, üslup. Fel yanzurul insanu insan baksın ila taamihi yiyeceğine. İnsan yediği şeylere baksın. Devamında e, işte Allah gökten yağmur gönderdiğini, yeryüzünden e, çok değişik şeyleri, yenilebilecek şeyleri çıkardığını ifade ediyor. Yani yediğimiz şeylerin arka planında kainat fabrikasının çarkları dönmekte. Veliyahkum ehlül incil İncil ehli hükmetsin bima enzelallahu Allah'ın indirdiğiyle fihi onda Allah'ın İncil'de e, bildirdikleriyle indirdikleriyle hükmetsin. Burada hakeme e, hükmetti anlamında mesela Türkçede hakim buradan gelir. Hakem yine buradan gelir. E, hakeme hüküm verdi. Yahkumu hüküm verir. Liyahkum hüküm versin. Kim? Ehlül İncil, İncil ehli. Bakın ehil kelimesini bu şekilde öğrendiğimizde Müslümanlara ehlül Kur'an deriz. Kur'an ehli. Ve Yahudilere ehlül Tevrah, Tevrat ehli deriz. Ve denilmektedir zaten. İncil ehli Allah'ın onda yani İncil'de indirdikleriyle hükmetsin. فَلْيَدْحَكُوا قَل۪يلًا وَلْيَبْكُوا كَث۪يرًا haku gülsünler, قَل۪يلَ az, وَلْيَبْكُوا ağlasınlar, كَث۪يرًا çok, cezaen, ceza olarak, karşılık olarak, بِمَا كَانُوا yeksibun, yaptıklarının karşılığı olarak. Yani insanların hataları, günahları da çok ama gafletle gülebiliyor bu insanlar. Hatası çok olanlar daha fazla belki gülüyor. Allah-u Teala e, uyarıda bulunuyor. Onlar yaptıklarına mukabil az gülsünler, çok ağlasınlar. Tahlil edecek olursak dahike güldü. Ya da haku güler. Li ya da hak gülsün. Li ya da haku onlar gülsünler. E, yani e, li ya da hak, li ya da haka, li ya da haku. Onlar gülsünler. Mana bu şekilde galilen az gülsünler. Ve beka ağladı demek. Yebki ağlar ve bunu çektiğimizde yebki yebki yani yebkune. Yebkune onlar ağlıyor. Ama başına lam geldi. Liyebku ağlasınlar. Buradaki lam bunu cezme diyor ve o şekilde cezim alamet olarak sonundaki nun düşüyor. ve kulil hakku min rabbikum de ki Rabbinizden hak gelmiştir veya hak Rabbinizdendir. Femen buradaki f'ye fe artık manası verilebilir. Artık men şe fele dileyen iman etsin ve men şe dileyen de kafir olsun. Delil olarak misal olarak burada getirdiğimiz iman ve küfür Âmene iman etti, yü'minu iman eder. Başına bir lam getiriyoruz. İman etsin manasını verdirmek üzere. Li yü'min, iman etsin. Dileyen iman etsin. Diğeri de dileyen de kafir olsun. Kefara kafir oldu. Yekfuru kafir olur. Li kafir olsun. Li liyekfur. Bu şekilde ifade edilmiş. Yani Allahu Teala insanlara inanç hürriyeti vermiş. Onlara akıl verdikten sonra serbest bırakmış. Hak ve hakikat bildirilmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Vel tekum minkum ümmetun sizden bir ümmet olsun. Yed'une ilal hayr hayra davet eden ve muruna bil maruf iyiliği emreden ve yenhevne anil münker kötülükten de nehyeden. Sizden hayra davet eden, emir bil maruf nehyanil münkerde bulunan, yani iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Burada kâne kökünden geliyor. Vel tekün tahlil edecek olursak kâne oldu, yekunu olur. Liyekun olsun. Ama ümmet burada müennes olduğundan dolayı bu da müennes olarak gelmiştir. Litekün. Litekun minkum Umme Sizden bir ümmet olsun. Yed'une ilal hayr. Hayra davet ediyor. Yani davet eden. Böyle bir topluluk olsun. Kısa surelerden birinde geçen Fel yabudu rabbehe zel beyt. Fe ile alakalı onu görmeyecek olursak liya budu olur. Liya budu ibadet etsinler. Rabbe hazel beyt bu beytin bu Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. Burada abede kökünden geliyor. Abede ibadet etti. Ya budu ibadet eder. Peki ya ona nereden geleceğiz? liya ibadet etsin bir kişi için. liya buda o ikisi ibadet etsin liya budu onlar ibadet etsinler. Fel ya budu rabbe beyt bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Ve yani Müslümanlar Kabe'ye yönelik ibadetlerini yapıyor. Kabe'ye ibadet etmiyoruz. Kabe'nin Rabbine ibadet ediyoruz. Buradan emri hazıra geçiyorum. Emri hazır karşımızda bulunana verilen emir. İşte yazsın Karşımızda değil. Gıyabında emir veriyoruz. Bundan dolayı emri gaip deniyor. Ama diyelim Ahmet karşımızda. Diyoruz ki ya Ahmet e, üktüp dersek. Ey Ahmet dersini yaz. Bu emri hazırdır. Ve e, mesela celese yecilisu. Celese oturdu. Yecilisu oturur. Buradan emir iclis. Alime bildi yalem bilir buradan Emir ialem ve bunun çekimi şöyle yapılmakta ketebe yektubu üktüp yaz ve üktüp üktübe üktubu üktüp sen yaz üktübe ikiniz yazın üktubu siz yazın ve aynı mananın bayanlara yönelik şekli Üktübi, üktübe, üktübne. Üktübi dediğimizde bir bayana yönelik yaz diyoruz. Mesela ya Zeynep, üktübi dersek. Ey Zeynep, dersini yaz. Diyelim karşımızda bayanlar topluluğu var. Onlara diyelim, diyoruz ki Ya eyyuhel mu'minat, ya eyyetuhel mu'minat. Ey mümin kadınlar. Uktubne durusekunna derslerinizi yazın. Bu şekilde bunun çekimi olmakta. Ancak şöyle bir incelik var. Eee Nasara yensuru unsur. Yani emir fiili muzariden yapılır. Nasara yensuru unsur. Ee, ama eee jelese yeclisu gibi, alime yalemu gibi eee bu tarzda olduğunda eee ucluz değil iclis ilem peki buradaki incelik ne buradaki incelik ketebeden örnek vereyim ketebe yek tübu yani e, ketebe yek tübu derken buradan emir üktüp geliyor ama celesi yeclisu derken iclis geliyor alime yalemu derken İ'alem geliyor. Ee, i̇şin püf noktası şu. E, Muzari'nin ikinci harfinin harekesine göre e, emir yapılıyor. Ketebe yektubu. Burada e, üf ul vezninde geliyor. E, mesela ketebe yektubu. Uktub. Yektubu uktub. Başına getirdiğimiz elif ötreli oluyor. Ama diğer iki durumda eğer e, üstünse veya esreli ise ona göre ne gibi? Celese yeclisum. Yeclisum. Yecli suyu derken en son e, cezmediliyor. Yeclis. Baştaki ye hasfediliyor. Oraya bir elif getirilecek. O da esreli oluyor. İclis. Alime yalemu derken Ya'lemu bilir. Ya'lemu sonundaki e, hareke cezmediliyor. Ya'lem. E, baştaki ye kaldırılıyor. Onun yerine e, elif getiriliyor. Hareke olarak da eseri oluyor. Ya'lem. Biraz karışık gibi gelebilir başlangıçta ama e, tatbikat yaptıkça ve e, uygulamalarını gördükçe e, insan buna rahatlıkla alışacaktır. Mesela harece yahrucu ötreli olduğundan muzarinin ikinci harfi uhruç. Uhruç çık demek. Çık. Darabe yadribu Darabe yadribu idrip vur. Darabe yadribu idrip vur. Nezele yenzilu Nezele indi, yenzilu iner, inzil in. Fetaha açtı. Yeftahu açar. Yeftahu iftah. Yani bu şekilde zorlanmadan zaman içerisinde bunu uygulayabilmek mümkündür. Kur'an'dan örnekler verelim. Fe'alemennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Burada fa'lem, Fe, fe evveli ile alakalı. Asıl i'alem Alime bildi, yalemu bilir, i'lem bil. Bil ki Allah'tan başka ilah yok. Ya eyyuhennas, ey insanlar, ü'budû rabbakum, Rabbinize ibadet edin. Burada ü'budû, e, abede ibadet etti, ya budu ibadet eder. Ya budu derken, e, muzarinin ikinci harfi ötrelidir. Ona göre de e, başına getirilen hemze, ötreli olacaktır. Ömut. Ömut ibadet et anlamında. Ve çekimini yaptığımızda ömut ömuda ömudu ibadet edin. Ömudu ibadet edin. Ömudu Rabbekum Rabbinize ibadet edin. Ve gül de ki ey peygamber insanlara de ki veya muhataplarına i'amelu amelinizi yapın. Yapacağınızı yapın. فَسَيَّرَ Allahu amelekum. Allah amelinizi görecek. Bakın e, ra'e gördü, yera görür. Se gelecek zamana götürüyor. Seyyer Allah, Allah görecek. Amelakum amelinizi. Ve Rasuluhu, Rasulü de görecek. Ve müminune, müminler de. Yani yapacağınızı yapın. Yaptıklarınızı Allah görecek. Resulü ve müminler de onlar da görecek. Burada iamelu amile yaptı yamelu yapar. Yamelu derken ya e, yamelu burada Muzal'in e, muzari'nin ikinci harfinin harekesi e, üstün. Üstün olduğundan dolayı başına getirilecek e, elif esreli olacaktır. Eee iamel amile yamelu İ'amel bu şekilde geliyor. Ve bunun çekimini yaptığımızda İ'amel, İ'amele, İ'amelu Amel et, ikiniz amel edin, siz amel edin. Diğer ayet Vekulu veşrebu ve la tusrifu. yiyin için, israf etmeyin. Kulu, ekele ye, kuludan geliyor. Ekele yedi, ye kulu, yer. Bunun emri yapılırken Baştaki ye'yi kaldırıyoruz. Sonunu da cezme diyoruz. O zaman kül. Kül ye. Kula ikiniz yiyin. Kulu siz yiyin. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk başkasının önünden yemek yerken görüyor. Onu hatırlatıyor. Kul mimme yelike. Önünden ye. Kul. Sen. Tek kişiye emir. Kula ikiniz yiyin. Kulu siz yiyin. Veşrabu için. Şeribe içti. Yeşrabu içer. Yeşrabu. E, ee, yeşrabu derken e, Muzari'nin ikinci harfi burada üstünlü. Üstünlü olduğundan dolayı işrabu işrab olacaktır. Çektiğimizde de işrab, işraba, işrabu. Türkçede kullandığımız şerbet, şurup, meşrubat hepsi bu kökten gelen kelimelerdir. Ve la tusrifu israf etmeyin. Esrefe yusrifu israf. Ee, işte la gelince olumsuz yapıyor. La tusrifu israf etmeyin. Hz. Adem'e yönelik bir hitap. Ve ya Adem Allahu Teala cennette yaratılan Adem'e diyor ki: "Ey Adem, üskün yerleş. Ente sen ve zevcuke ve eşin el cennete cennete." Burada Üskün sekene e, yerleşti. Türkçe'de kullandığımız mesken buradan gelir. Meskene yerleşiriz. Mesken oturduğumuz ev. Bakın aynı kökten geliyor. Sükunet aynı kökten gelir. Sakin aynı kökten gelir. Üskün yerleş. Ente sen. Sekene yeskunu. İşte Nasara Yansuru gibi. Nasara Yansuru'dan unsur dediğimiz gibi sekene yeskunu üskün yerleş entesen ve zevcüke eşin el cennete cennete fa ikiniz yiyin ekele yedi yekulu yer kul emir bir kişiye kula iki kişiye emir kule yiyin min haythu şiittüme orada dilediğinizden yiyin burada da Hazreti Meryem'e yönelik emirleri görmekteyiz. Meryem mühendis olduğu cihetle buradaki emirler mühendis olarak gelmiştir. Ya Meryem Ey Meryem Hz. İsa'nın annesi Ögnütili Rabbiki Gönülden huşu ile Rabbine bağlan. Kunut buradan gelir. Ee, Rabbin için kunutta bulun. Yani ona gönülden bağlanarak ibadetini yap. Vescudi secde et Varkai rükü et marrakiin rüküye varanlarla birlikte sen de rükü et. Ugnuti ganete yaknutu oradan gelmekte bu. Mühennese emir işte nasıl ki e, ketebe yazdı, yektübü yazar. Buradan emir getiriyoruz. Üktüp. Üktüp, üktübe üktübu mühennese yönelik üktübi. Üktübi neyse ugnuti aynı şekilde. Ugnuti Rabbine bağlan, Rabbi Rabbik Rabbine. Vescudi secede yescudu. Secede secde etti. Yescudu secde eder. Buradan emir vavu görmezsek. Üscudi sen secde et. Varkai raka'a yerke'u. Yerke yerke'u derken muzari de üstünlü olduğundan dolayı muzarinin ikinci harfi irka'i bu şekilde gelmekte varkayi ma'rrakeen rüküye varanlarla birlikte sen de rükü et. Bu da e, kadınlara yönelik cem hitabı. Buradaki muhatap peygamber hanımları. Allahu Teala onlara şöyle diyor. vezkurnem. Zekera zikretti. Yezkuru zikreder. Buradan emir üzkür. Üzkür sen zikret. Bir kişiye üzkür, üzkura, üzkuru." bayanlara yönelik bir şekilde üzkürî, üzkürâ, üzkürne. İşte üzkürne siz zikredin. Yani ya dedin. Ma yütle tilavet olunanı fi buyutikunne evlerinizde min vel hikme Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten evinizde tilavet olunanları zikredin. Yani eviniz bir medrese olsun. Orada Allah'ın ayetleri okunsun, orada hikmet konuşulsun. Siz bunları ya dedin ee, ayet kerime bunu ifade etmekte. Görüldüğü üzere e, bu dersimizde emri gayip, emri hazır. Bu ikisini ele aldık. Emri gayip, yanımızda olmayana verilen emir. E, i̇şte Liyansur gibi yardım etsin. Ama bu, karşımıza bunu aldığımızda, karşımızda muhatap olduğumuz, olduğunda ona da diyoruz ki e, unsur yardım et. İlk anda yine bu da biraz karışık gelebilir ama kullandıkça e, rahatlıkla zihne yerleşecektir ve okuduğumuz Kur'an'dan bunları görmeye çalışırsak e, meallerle de karşılaştırarak görmeye çalışırsak anlamamız çok daha süratli hale gelecektir.